3 tane önerimiz var. Bu çalışmayı ikinci senesi bu çalışma. 2016'da yayınladık. İkincisini 2015 dijitalleşme endeksini yayınladık. Bu ikinci sene. Aslında 3 tane temel önerimiz var. Özellikle orta ölçekli şirketlere. Bir, dijitalleşmeyi stratejinizin ortasına oturtun. Dolayısıyla dijital bir stratejiyle yola başlayın. Bunu bir yol haritasına çevirin. Yol haritasına çevirdikten sonra da aslında bunu günlük işlerinizde takip edebilecek bir yönetişim yapısını kurgulayın. Dolayısıyla bu 3 tane ana önerimiz var. Bunları yaparken de aslında 2 tane eksende de dengeli dijitalleşmelerini öneriyoruz. Bunlardan bir tanesi dijital hizmetler ve ürünlerde şirketlerin dijitalleşmesi. Yani pazara yeni dijital ürünler ve hizmetler sunmalarını öneriyoruz. Bir de genelde yapıldığını gördüğümüz ama iyileşme fırsatları olduğunu da gördüğümüz kendi iç operasyonlarında, iç süreçlerinde aslında dijitalleşmeye devam etmelerini öneriyoruz. Önemli buluyorum bu tür etkinlikleri. Biz dijitalleşme endeksine başlarken de aslında 2 tane ana hedef koymuştuk kendimize. Bir, herkes dijitalleşmeden bahsediyor. Türkiye burada nerede diye bunu bir ölçelim. Dolayısıyla bir bazımız olsun ve her sene de bunu ölçüp ülke olarak nereye gidiyoruz bunu tespit edelim. İkincisi de aslında dijitalleşmeyle ilgili farkındalığın artırılmasıydı ikinci hedefimiz. Dolayısıyla bu tür platformları önemli buluyoruz, destekliyoruz. Özellikle bu tür farkındalıkların artırılması için dijitalleşme.